Biz 2 gün önce İran'da Azerili kardeşlerimizle Farslar arasında gerginlik çıkar, kan akabilir. Bunun sonucu da savaşa dönüşür. Savaşa dönüştüğü zaman Azerbaycan da dahil olur. Böylece İran-Azerbaycan savaşı çıkabilir diye uzun bir açıklama yapmıştık. Bunun bazı geri dönüşümleri oldu. Hatta Azerbaycan televizyonunda da bunun benim yaptığım yayının aynısını yaptılar bir gün sonra. Demek ki onlar da beni yayın ettiler veyahut da onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Çünkü İran'daki karışıklık ister istemez Azerbaycan'ı da etkileyecektir. Azerbaycan da oradaki kardeşlerimize yardım edince iş İran-Azerbaycan savaşına dönüşecektir. Ben bunu bu şekilde düşünmekle beraber şunu da düşünüyorum. Rusya'nın bir gücünün olmadığı, Rusya'nın kof olduğu, koca bir boş olduğu ortaya çıktı. Zaten Rusya'da 4-5 tane erkek vardı. Bunun üçü savaşta öldü. Birisi de sarhoş, bir tane yaşlı kaldı. Rusya'da erkek kalmadı. Bunu Dağıstanlılar, bunu Tatarlar, bunu Başkurtlar, bunu Yakutlar, oradaki azınlıklar, Türkler gördüler. Yalnız yılların vermiş olduğu bir Rusya, gözlerinde büyütmüşler olduğu bir Rus büyüklüğü var. Rus'u güçlü görüyorlar. Ama artık onun kral çıplak olduğunu, bir gücünün olmadığını, silah üstünlüğü olsa da insanların olmadığını, sarhoş olduklarını, kof olduklarını, çabuk teslim olduklarını gördüler. Teknolojinin karşısında yenik düştüler. Koca Rusya, Ukrayna'nın karşısında pek bir beceri gösteremedi. Bu Rusya'daki bağlı cumhuriyetlerde yani Tataristan'da, Başkurtistan'da, Dağıstan'da, Mahaçkale'de gerginlikler, başkaldırışlar, halk ayaklamaları ortaya çıktı. Televizyonda göstermese de sosyal medyadaki paylaşımlardan anladığımız kadarıyla bayağı bir ayaklanmalar var. Eğer İran Azerbaycan'la savaşırsa Türkiye de buna muhakkak dahil olacaktır. Ben tekrar şunu söylüyorum. Büyük eski Safevi Devleti tekrar kurulabilir. O eski ihtişamlı büyük Safevi Devleti, Azerbaycan Devleti, büyük Azerbaycan Devleti geri birkaç yıl içerisinde kurulabilir. Bir ucu Hint Okyanusu'nda, Basra Körfezi'nde, bir ucu Karadeniz'de olan, Dağıstan, Kafkasya'da içine alan, Mahaçkale'dir, Çeçenistan, aşağı İnguşa'yı, efendim, Odesya, Güney Odesya, Kuzey Odesya'yı içine alan, Karadeniz'den Basra Körfezi'ne kadar büyük bir alanı, Kafkasları kapsayan bir Azerbaycan devleti, Safavi devleti yakında kurulabilir, kurulma ihtimali var diye düşünüyorum. Ne zaman mı yakın? Birkaç günde olabilir bu savaşın başlaması. Birkaç yılda olabilir ama ortalık çok ısındı. Bunu şimdiden söylüyorum. Başka kimse bunu paylaşmadı. İlk ben paylaştım. İlk ben söyledim. Bunu ortalığı karıştırmak için söylemiyorum. Görünen o ki bu ateş orada parladı. Tekrar sönmez bunun gidişatı. Büyük Azerbaycan Devleti'nin kurulumuyla biter. Çünkü o bölgelerdeki insanlar artık Rusya'nın bir gücünün olmadığını gördüler. İran'ın bir gücünün olmadığını tamamen görüntü, kaba gürültü. Evet bayağı bir kan akabilir ama benim tahminim tekrar söylüyorum. Büyük Azerbaycan Devleti, Safavi Devleti yakında dünya tarihinde yerini tekrar geri alma ihtimali çok yüksek. Nereden nereye kadar derseniz tekrar söylüyorum. Hint Okyanusu'ndan ta Mahaçkale yukarı aşağı o bölgeyi aldıktan sonra Sıralı Dağlar bölgesine Karadeniz'e kadar olan bölgeyi hatta Türkmenistan'a kadar Tataristan'a kadar yayılabilir. Kaspi, Hazar Denizi'ni o bölgeye iç deniz yapabilir. Kazakistan'la Türkmenistan'la paylaşabilirler.
Bu olaylar orada durur mu? Böyle bir bölünme Dağıstan'da, bu bölgelerde bu bölünme olursa, hatta Yakutistan bile, yani kendisi Ortodoks Hristiyan olmasına rağmen, onlar da şu an Rusya'ya karşı yılların vermiş olduğu bir eziklik ve sıkıntıları var. Rusya'nın onları asimile ettiklerini düşünüyorlar. Ama Ortodoks oldukları için Rusya'ya ayaklanma yapmıyorlar. Ama onlar bile şu an sosyal medyadan paylaştıkları bilgilerden görüyorum. Halklar meydanlarda toplanıyorlar. Onların savaş dansı veyahut da savaş oyunları var. Halka şeklinde, bizim halka zikir yaptığımız gibi el ele tutuşup boyların tek tek isimlerini sayarak cesaret yaptıkları bir şeyleri var. Cesaretlendirme oyunları var. Onları görüyorum ve Rusya'ya karşı ayaklanıyorlar. Yani Ortodoks Yakutlar bile Rusya'da bölünmeye gidebilir. Tahminim yakında Azerbaycan devleti yıkılacak. İran devleti yıkılacak. Rusya parçalanacak. Ne zaman mı? Birkaç yıl olabilir. Kimin işine gelir? Bilmem. Ama bunlar olacak. Azerbaycan devleti bence kurulacak. Büyük Azerbaycan devleti eski Safavi devletinin arazisi kadar da arazi alacak diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlı akşamlar. Bakalım gelişmeler ne gösterecek.